Şubat Mart ayında başladı ve amacı da şu aslında uzun bir süredir neredeyse uluslararası komplodan hemen sonra NATO ülkeleri aynı zamanda PKK'ye bir yasak getirdi. Terör örgütü listesine aldılar. Ya bunun birbirine bağlantılı. Hani komplodan bağımsız olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşünmüyoruz yani böyle bir şey. Yok mesele PKK bir kadın örgütüdür, bir kadın hareketidir. Aynı zamanda kadın eşit temsiliyeti savunuyor ve aynı zamanda demokrasiyi, ekolojiyi, yani her şeyi kapsayan bir hareketin terör örgütü listesine alınması biraz düşünülerek bir durumdur. Çünkü bu kadar eşit, özgürlükçü, demokratik bir örgütün ya da bir hareketin, kadın hareketinin terör örgütü listesi alınması çok tartışılması gereken bir şey. Ve aynı zamanda kendilerine ters düşen, çelişen bir tutumları var. 2014 aynı zamanda PKK Brüksel'de bulunan Adalet Divanı'na mahkeme açtı. PKK terör örgütü listesinden çıkarılsın diye. Aslında terör örgütü listesinde bulunmasına dair bir kanıt bulunmadı. Ama buna rağmen kendi kararlarıyla çelişip terör örgütü listesinde olmasına devam etmesine bir 6 aylık süreç daha verdiler. Ve en son 2021'de sanırsam tekrardan kararı bozmaya gittiler. Delil bulamıyorlar. İşte terör örgütü listesinde bulunmasına ama buna rağmen bir hukuksuzluk da devam ediyor. Aslında bütün şey şöyle gelişiyor. Yani bir Kürtleri önderliksiz bırakmak, ikincisi PKK'yı yok ederek Kürt halkının dilini, kültürünü, kimliğini savunmasız bırakmak. Yani böyle bir halk istiyorlar, kimliksiz bir halk istiyorlar. Onun dışında diğer evet PKK olmasın ama diğer Kürtler olsun. PKK olmasın ama işte Kürtler vardır. Bunu savunuyorlar ve bu yüzden de dedik böyle bir kampanya başlatılmasına karar verdik. Bu süreçte de çok uygun düşeceğini düşündük. Ondan sonra böyle bir kampanya başlattık ve şu anda Avrupa'nın genelinde imza kampanyası başlıyor ve bir yıllık bir kampanyadır. Devam ediyor kampanya çalışmalarımızda. Avrupa'nın tamamı ülkelerinde var. Kanada'da var. İskandinavya ülkelerinde var. Avustralya'da var. Bütün buralarda imza kampanyası çalışmaları devam ediyor. Hedeflediğimiz sayıya tabii ki daha ulaşamadık. Çünkü yüksek bir hedefimiz var. Ve bunun için de çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar devam edecek bir kampanya. Zaten biraz da böyle aslında hemen sürece yayıp hani hem bunu anlatabilmek, bütün herkese ulaşabilmek, birebir yani tek tek herkesten peki ki nedir, niçin terör örgütü listesinde ve neden çıkarılması gerektiğini anlatıyoruz. Yani uzun bir süreç, hedefimize ulaşmadık ama bunun için imza kampanyası için standlar açılıyor. Eylemselliklerde herkesle tek tek birebir muhatap oluyor ve kampanyalar yürütülüyor ve ev ziyaretleri yapılıyor bununla ilgili. İmza kampanyası sadece buradaki Türkiye'li Kürdistan halkına yönelik bir kampanya değil. Öncelikle bunu belirtelim. Herkese açık bir kampanya. Daha çok burada bizimle ortak çalışan kadın kurumları kurumlar destekliyor ve ortaklaşa bir imza kampanyası da yürütüyoruz. Ama biz daha çok böyle genel bir imza kampanyası yürütüyoruz. Yani herkese açık, sadece Türkiye'li Kürdistanlı halklara değil, Avrupa'da yaşayan herkese PKK neden terör örgütü listesinden çıkarılmalıdır? PKK nedir? Zaten hani bütün aslında bütün dünya bundan bir haberdar değil. Yani herkes önderliği tanıyor, Türkiye'nin nasıl faşist bir devlet olduğunu biliyor. Yani hani bu konuda çok da sıkıntı yaşamıyoruz. Herkese açık bir kampanya. Şimdilik kadınlar, biz kadın hareketi olarak ayrı imza topluyoruz. Hedefimiz 120 bin. Şu ana kadar toplam 70 bin imza toplamışız.
öyle söyleyeyim. Kadınlar ayrı bir mücadele yürütüyor. Çünkü PKK kadınlar açısından önemli, daha önemli. Çünkü kadın eşitliğini ve özgürlüğünü savunan bir hareket. Ve bütün dünyada hani cinsiyetçilik, dincilik, faşizm artarken PKK hareketi ısrarla kadın özgürlükçü bir paradigmayı savunuyor ve çizgisinden de taviz vermeden ilerliyor. O yüzden kadınların geleceği, özgürlüğü, eşit haklara sahip olması bakımından kadınlar için önemli. O yüzden de kadınlar daha çok savunuyor ve kampanyayı sahipleniyorlar. Aslında uluslararası komplodan sonra PKK terör örgütü listesine alındı. 3 yıl sonra 2002'de terör örgütü listesine alındı. Yani bunu terör örgütü listesinden çıkaralı zaman şimdi özellikle Almanya'da işte önce PKK yasağı getirildi, ondan sonra önderliğin posterlerine, resimlerine yasak getirildi. Yani şu anda orada da tıpkı Türkiye'deki gibi derneklere saldırılar var. Şu bakımdan önemli, PKK terör örgütü listesinden çıkaralı zaman PKK'yı ve Kürt halkını kabul etmiş olacaklar. Yani aynı zamanda belki bu uluslararası komplonun, belki önderliğin cezaevinden işte çıkması, teşhisin kaldırılmasına da bir yol açacaktır. Çünkü PKK terör listesinden çıkmadığı sürece bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için önemli buluyoruz. Bu yasa kalktığı zaman daha nasıl söyleyeyim, daha hukuksal mücadele anlamında daha başarılı olabiliriz. Yani birçok şeyin önünü açacaktır aynı zamanda. Özellikle tecrit edeceğine inanıyoruz. Özellikle Türkiye boyutuyla söylemek istiyorum. Yani HDP hedef alınıyor. HDP şahsında kadınlar hedef alınıyor. Deniz Poyraz'ın nasıl katledildiğini hepimiz biliyoruz. En son bir tane ne olduğu belirsiz birinin Ayşe Başaran milletvekilimize nasıl saldırdın, seni çivileriz dediği biliyoruz. Ve özellikle PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması biraz da kadınların üzerindeki baskıyı, hegemonyayı kaldıracağına inanıyoruz. Çünkü dediğim gibi PKK kadın hareketi olduğu için, yani bunu kendileri de belirtmişlerdi PKK bir kadın hareketidir diye, ve kadınlara daha çok baskı yapılıyor, kadınlar daha çok hedef alınıyor. Hem siyasetten uzak tutulmaya çalışıyor, hem evlere hapsedilmeye çalışıyor. Bir yandan da Türkiye'de artan bir kadın kırımı var, her gün kadın cinayetleri oluyor. Biraz demeyeyim, yani kadın özgürlüğünü sağlayacak bir paradigma varsa PKK yasağının kaldırılmasıyla da ilintilidir diyorum. Çünkü kadınların özgürce siyaset yapabildiği, kendi hayatları hakkında konuştuğu, kadınların var olduğu bir Türkiye ve Orta Doğu olacak aynı zamanda.